Herkese merhabalar. Bu videomuzda 352. sayfadaki ölçme değerlendirme 1 testini çözeceğim. İlk 4 soru boşluk doldurma arkadaşlar. Şimdi f üssü x dx ifadesine bizler fx fonksiyonunun diferansiyeli adını veriyorduk. Diferansiyeli adını veriyorduk. İkinci örneğimizde bir integrali daha kolay bir integral haline getirerek almak için değişken değiştirme metodunu arkadaşlar kullanırız. Hemen buraya değişken değiştirme metodu diye dolduralım. Üçüncü örneğimizde verilen bir integralini almak için şimdi hangisine u dememiz gerektiğini bize söylemiş. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar, değişken değiştirme metodunda derecesi yüksek olan ifadeye ya da şöyle diyelim, bir fonksiyon ve türevi bir arada mı diye sorduğumuzda derecesi yüksek olana u diyorduk. Şimdi dikkat edin. X kare artı 2'nin 5. kuvveti var. Biz bunun tamamına u demeyeceğiz. Ama halbuki x'li ifadenin arkadaşlar türevini aldığımızda ya da x kareli terimin türevini aldığımızda x'li bir ifade geliyor. O yüzden x kare artı 2'ye u dememiz yeterlidir. Şimdi dördüncü örnekte A'dan B'ye, ki biz bunu arkadaşlar A sayısına alt sınır adını veriyorduk. B'ye de üst sınır adını veriyorduk. A'dan B'ye fx dx integralini fx fonksiyonunun belirli integrali adını vereceğiz. Beşinci soru bir eşleştirme sorusu. İntegrallerini sormuş bize. Şimdi integral 1 dx. Bakın şurada gizli bir birimiz vardı. Bir sen neyin türevisin diye sorduğumuzda x artı c'nin türeviyim diye cevap verir. X'te x dediğimizde üssünü bir arttırıyorduk. X üzeri 2 arttırdığım oluşan sayıya bölüyordum. Artı c diyordum. X kare de x dediğimizde de arkadaşlar bunun üssünü bir arttırın. X küp bölü 3 artı c olacaktır. Şimdi dördüncü örnekte bu integrali daha düzenli yazabilmemiz gerekiyor. X üzeri eksi 2 dx diye yazdığımızda üstünü bir arttırın. X üzeri eksi 2'ye 1 ekleyin arkadaşlar. Eksi 1 olacak. Bölü eksi 1 artı c demem gerekiyor. Böylelikle bunun eksi 1 bölü x artı c olduğunu söyleyebilirim. Peki gelelim 5. örneğe. Şimdi 5.sinde kök x dx integral. Ben bunu x üzeri 1 bölü 2 dx diye yazabilirim. Üstünü bir arttırın. 1 bölü 2'yi 1 arttırın. Bölü oluşan sayıya bölün. 3 bölü 2 artı c diyeceğiz. Ters çevir çarparsak 2 bölü 3. X üzeri 3 bölü 2 artı c olur. Şimdi bunu düzenlersek içi bölü dışı biçimde köklü ifadeyi düşünürsem karekök içinde x küp artı c olacaktır. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Peki 6. örneğe bakalım. 1 bölü küp kök x demiş. Ben bunu x üzeri 1 bölü 3'tü yukarıya çıkarırsam x üzeri eksi 1 bölü 3'tü yazabilirim. Üstünü bir arttırın. Artı 1 bölü. Oluşan sayı 2 bölü 3. Artı c deyin. Böylelikle ne oldu? 3 bölü 2 çarpı x üssü 2 bölü 3 oldu. Artı c dedik. Bu da 3 bölü 2 çarpı küp kök içinde x kare olacaktır arkadaşlar. Küp kök içinde x kare olacaktır. Şimdi bunları eşleştirmeye başlayalım hemen. Şimdi birincinin eşleştiği ifade x artı c ç olmalıdır. İkincisi x kare bölü 2 artı c a olmalıdır. Üçüncüsü x küp bölü 3 artı c e olmalıdır. Dördüncüsü eksi 1 bölü x artı c idi. B olmalıdır. Beşincisine baktığımızda kök x dx. Yukarıda hemen. Cevabı biz 2 bölü 3 kök içinde x küp gördük. Bulduk yani. D olmalı. Ve küp kök x ifadesini 3 bölü 2 çarpı yani g bulduk direkt diyebiliriz. Şimdi 6. örnek artık açık uç sorulara geçtik arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Değişken değiştirme metodunda bir fonksiyon ve türevi bir arada mı? Hemen şöyle yapacağız. X kare artı 2x eksi 1'e u diyelim. Türevini alırsam 2x artı 2 çarpı dx eşittir du oldu. Dikkat edin.
x artı 1 çarpı dx burada. Her tarafı 2'ye bölersem x artı 1 çarpı dx'in 1 bölü 2 du olduğunu görürüm. Şimdi buradan hareketle bu integrali yazmaya başlayayım. İntegral şu ifade u küp oldu. Çarpı bakın burası u küp oldu. X artı 1 dx yerine 1 bölü 2 du yazdım. Bunun integrali üstünü bir arttırın. Arttırdığınız sayıya bölün. 4'e bölersem bölü 2 de vardı. 8 artı c olacaktır. U dediğim şey x kare artı 2 x eksi 1 idi. Bölü 8 artı c aradığımız cevap olacaktır. Şimdi 7. örnek belirli integral ve değişken değiştirmeyi de iç içe koyarak arkadaşlar çözmemiz gereken bir soru. Şimdi hemen x küp eksi 1'e u diyeceğim. Neden? Çünkü x kareli ifade burada. Türevini alsam x kareli bir şey çıkacak. 3x kare dx eşittir du olur. Böylelikle x kare çarpı dx'in 1 bölü 3 çarpı du olduğunu söylerim. Şimdi burada arkadaşlar şu yöntemi bir geliştirmeye çalışalım. Değişken değiştirdiğimizde belirli integralde sınırların da değiştiğini anlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle yapacağız. X yerine alt sınır olan 1'i yazdığımda x 1 için 1'in küpü eksi 1 u'nun 0 olduğunu görüyoruz. X'e 2 yazarsak u'nun 2'nin küpü eksi 1'den 7 olduğunu göreceğiz. Şimdi böylelikle integralimiz şuna döndü. 0'dan 7'ye. X küp eksi 1'e u demiştim ben. U kare. X kare dx de 1 bölü 3 du. Bunu bu şekilde yazabilirim. Bunun integralini alırsam u küp bölü 3'e bölsem bölü 3 de vardı 9 olacaktır. 0'dan 7'ye. O zaman böylelikle arkadaşlar u yerine sadece 7 yazsam kafidir. Çünkü 0 yazarsam 9 zaten 0 oluyor. 7'nin kübü bölü 9 olacaktır. Bu da 343 bölü 9 demektir. Şimdi 8. örneğimizde arkadaşlar x çarpı f üssü x eksi fx bölü x kare bize çok tanıdık gelen bir ifade. Hemen türev konusunu hatırlayalım. Şimdi fx bölü x ifadesinin türevini aldığımızı düşünelim. Neydi? Birincinin türevi f üssü x çarpı ikinci. Eksi. İkincinin türevi 1 çarpı birinci. Bölü ikincinin karesi. Baktığımızda bu ifade aynısı arkadaşlar. O zaman şuraya soralım hemen. Sen neyin türevisindir? Neyin türevisin diye sorduğumuzda ben fx bölü x'in türeviyim. Tabi artı bir c'miz olmalı arkadaşlar. Şimdi 9. örneğe geçtiğimizde bir fonksiyonun içinde ifade verilmiş. Dikkat edin. Fonksiyonun içindeki ifade x kareli bir şey. Ben bu x kareli 1 eksi x kareye u demek istiyorum. Türevini alırsam eksi 2x çarpı dx'in du olduğunu görürüm. X dx'in de eksi 1 bölü 2 du olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buradan hareketle bu integrali tekrar yazmak istersem. Bakın x çarpı dx gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 du yazacağım. Bu eksi 1 bölü 2'yi dışarıya alayım. O zaman ne oldu? F üssü u çarpı du'ya dönüştü. Şimdi sorumuzu soralım. Sen neyin türevisin f üssü u? Diyecek ki ben f u'nun türeviyim. O zaman eksi 1 bölü 2 çarpı f u artı c olacaktır. Yani eksi 1 bölü 2 f u gördüğüm yere 1 eksi x kare yazarsam artı c aradığımız cevap olacaktır arkadaşlar. Şimdi 10. soruya geçtiğimizde bir integral verilmiş. Ben bu integrali arkadaşlar tek bir integral çatısı altında toplamak istiyorum. O zaman şöyle bir şey olacak. Şöyle yapalım. 3 bölü x kare eksi 1 dx'ti. Sonra arada eksi var. 1 bölü. Şimdi ben burada arkadaşlar minik bir oynama yapmak istiyorum. İçeride x parantezini alırsam. Dikkat edin. Şu x kare diye dışarı çıkar. X kare çarpı x kare eksi 1'in karesi olur. Yani ben bunu x kare çarpı x kare eksi 1'in karesi diye düşüneceğim. Dx diye yazayım. Sonra payda işlemeye çalışalım. Şurası karesiydi. Hemen burayı x kare ile payda işleyeceğim. Böylelikle ne oldu bakın. İntegral 3x kare eksi 1 bölü. Bunu tekrar eski halde payda işlenmişse x küp eksi x'in karesi dx biçimde yazacağım. Bakın
Çok daha düzgün bir şey çıktı karşımıza. Şimdi ben burada hemen x küp eksi x'e u demek istiyorum. Türevini alırsam 3x kare eksi 1 dx'in du olduğunu görürüz. Böylelikle bu integral şuna döndü. Du bölü u kareye döndü. Peki bu integrali u üzeri eksi 2 diye yukarı çıkardım. Üstünü bir arttırdığına böl. U üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c olacaktır. Bu da eksi 1 bölü u artı c demektir. Şimdi u gördüğüm yere x küp eksi x edersem, baştaki eksiği de içeri dağıtırsam 1 bölü x eksi x küp artı c aradığımız yanıt olacak. Şimdi verilen integralin alanını istemiş bizden. Daha doğrusu verilen taralı bölgenin alanını istemiş. Bu da integralle bulunacak arkadaşlar. Şöyle yapacağız. İntegral alt sınır 1, üst sınır 4. 1'den 4'e giderken. İntegralimizi fonksiyonumuzu yazıyorum. X kare eksi 4 x artı 6 dx olacaktır. Bunun integralini alırsam x küp bölü 3 eksi 4x kare bölü 2, bakın. Bunun integrali 4x kare bölü 2, yani 2x kare artı 6x oldu. Sınırlar 1'den 4'e. Önce 4 yazıyorum. Şöyle yapalım. 64 bölü 3 eksi 32 artı 24. Sonra 1 yazacağım ama birbirinden çıkaracağım. 1 bölü 3 eksi 2 artı 6. Şimdi bakın, burası 64 bölü 3 eksi 8 demek. Eksi 1 bölü 3, bakın eksiyi dağıtıyorum. Burası 4'tü, eksi 4 demek oldu. Böylelikle 64 bölü 3'ten 1 bölü çıkarsam 63 bölü 3, yani 21 oldu. Eksi 12 cevabımız bu taralı bölge 9 birim kare olacaktır. 12. soruya geldiğimizde integral x üzeri a dx'in şu şekilde ifade edildiği söylenmiş. X küp bölü 3 artı c. Peki biz nasıl integralini alıyorduk arkadaşlar? Hemen üstünü bir arttırıyorduk. X üssü a artı 1 bölü a artı 1 diyorduk. Artı c. Bu ikisi birbirine eşitse x'in kuvvetleri de eşit olmalıdır. Yani a artı 1 eşittir 3'e. Demek ki a 2 çıkmalıdır. 13. sorumuzda integral x küp eksi x kare dx verilmiş. Bizden bu fonksiyonun türevini istemiş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Her iki tarafın türevini alıyoruz. Her iki tarafın türevini aldığımızda f üssü x eşittir. Dikkat edin. dx ve integraller gider. Karşımıza x küp eksi x kare kalır. Cevabımız Adana olacaktır. Şimdi geldik 14. sorumuza. fx, gx ve hx ikinci mertebeden türevlenebilir bir fonksiyon diyor. Şimdi buradan şunu anlamamız lazım arkadaşlar. Mesela fx, gx'in integrali. Şimdi gx'in integrali ise gx'in integralini arkadaşlar alırken bu gx'in derecesini bir arttırıyorduk. O zaman şöyle bir yorum yapılabilir. F, g ve h için. Şimdi g'nin eğer derecesi n ise demektir ki f'in derecesi n artı 1'dir. Bakın yine burası n. Şimdi biz buna n dedik. O zaman burası n artı 1'in derecesi olacaktır. Yine h'ın bir derece arttırılmış hali n'i veriyormuş. Demek ki h da n eksi 1'in dereceden bir fonksiyon olacaktır. Şimdi buna göre aşağı hangisi yanlıştır demiş. F'in türevi ile g'nin f'in türevi g'nin kendisine eşit midir? Şimdi f'in türevini aldığımızda bir derece azalacaktır doğal olarak. Bir derece azaldığı için en derecen bir fonksiyona dönüşecektir. F'in iki defa türevini aldığımızda dikkat edin. N artı 1 iki defa türevlersem birinci türevde n, ikinci türevde n eksi 1'e dönüşecektir. Doğrudur. G'nin türevini aldığımda h'ı vermesi lazım. Bu da doğru. G'nin ikinci türevini aldığımızda arkadaşlar iki defa bunu türevlersek n eksi 1 ve n eksi 2. Yani n eksi 2'nin derecen bir fonksiyon oluşur. H'ın türevini aldığımda yine n eksi 2'nin derecen bir fonksiyon olacaktır. Bu da doğrudur. Peki f fonksiyonu n artı 1'in derecen bir fonksiyondu. Halbuki g'nin türevi arkadaşlar, bakın bu n'i dereceden, bu n eksi 2'nci dereceden bir fonksiyondur. O zaman cevabımızın Edirne olduğunu göreceğiz. 15. örneğimizde fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre fx fonksiyonunun x eşittir 2 noktasındaki teğetin eğimini istemiş bizden. Yani teğetin eğimi fonksiyonun türevinin o noktadaki değeri demektir. Her tarafın
türevini alacağım. Her tarafın türevini alırsam f üssü x eşittir x kare eksi 3x eksi 2 olacaktır. Artık x yerine 2 yazacağım. 2'nin karesi eksi 6 eksi 2 olacaktır. Yani 4'ten 8 çıkarsa teğetin eğimi eksi 4 olacaktır. Şimdi geldik 16. soruya. Fx fonksiyonu yine integrale bağlı bir fonksiyon. Diyor ki fx fonksiyonunun ekstrem noktaların apsisler toplamı kaçtır? Bakın, ekstrem noktaların apsisler toplamı fonksiyonun türevini sıfırlayan kökler demektir. Bu köklerin toplamını istiyor. Şimdi ben her iki tarafın türevini alayım. Her iki tarafın türevini aldığımda f üssü x eşittir 3x kare eksi 6x eksi 1'dir. Bunun kökler toplamı ise eksi b bölü a'dan yani 6 bölü 3'ten 2 olacaktır. Şimdi geldik 17. soruya. Bir integral alma işlemi. Hemen şöyle bir iş yapalım. İntegral x üssü eksi 3 dx'tir bu. Üstünü bir arttırın. Eksi 3 artı 1 bölü eksi 2 yani oluşan sayıya bölüyorum. O zaman cevap eksi 1 bölü 2x kare artı c olacaktır. Bursa'dır. Şimdi 18. soruda x çarpı fx'in integrali verilmiş. X küp eksi x artı 1 diye fx fonksiyonuna geçmemi istiyor. Şimdi ne yapacağız? Hemen her tarafın türevini alalım. Her tarafın türevini aldığımda integral ve dx'ler gider. X çarpı fx. Şunun türevini alsam 3x kare eksi 1'dir. Her tarafı x'e bölüyorum. Bu durumda fx eşittir. 3x eksi 1 bölü x olacaktır. 19. sorumuzda arkadaşlar düzenlememiz gereken bir ifade var. Aksi halde bu soruyu çözemeyiz. Şöyle yapacağız. Ayrı ayrı yazacağız arkadaşlar bunu. İntegral kök x bölü x artı küp kök x bölü x dx diye ifade ettim. Şimdi kök x demek x'in 1 bölü 2. kuvveti demektir. Küp kök x'in 1 bölü 3. kuvveti demektir. Tabanlar ise üstler birbirinden çıkarılıyordu. O zaman integral 1 bölü 2'den 1. kuvveti çıkarsam x üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Artı 1 bölü 3'ten 1. kuvveti çıkarırsam eksi 2 bölü 3 olur. Şimdi artık bunun integralini alabiliriz. Üstünü bir arttır. Eksi 1 bölü 2'ye 1 arttır. Böyle oluşan sayı 1 bölü 2'ye böl. Artı. X üzeri eksi 2 bölü 3'e 1 ekle. Böyle oluşan sayı 1 bölü 3'tü. Artı c. Ters çevirip çarparsak 2x üzeri 1 bölü 2 artı 3x üzeri 1 bölü 3 artı c olur. Baktığınızda arkadaşlar cevabımızın Adana olduğunu göreceksiniz. Şimdi 20. soruda artık polinomları işin içine koymuşlar arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu integralden bir kurtulmak istiyorum. Her iki tarafın türevini alacağım. Türevini alırsak x eksi 1 çarpı px kalacak. Bunun türevi 3x kare artı 2ax eksi 1'dir. Şimdi x yerine 1 yazarsam, bakın x yerine 1 yazarsam bunun amacı şu. Sol taraf sıfırlıyor arkadaşlar. 1 yazdım. 3 artı 2a eksi 1 olur. Demek ki a'nın değeri eksi 1'miş. Peki a'nın değeri eksi 1 ise o zaman ben bu polinomu bir daha yazayım. En son türev almış haliyle. X eksi 1 çarpı px. 3x kare eksi 2x eksi 1 olacaktır. Bunu çarpanlara ayırsak 3x kere x'tir. Bu da artı 1 kere eksi 1'dir. Ortayı verecek evet. Böylelikle 3x artı 1 çarpı x eksi 1 olacaktır. X eksi 1'in sadeleştiğini görüyoruz. Yani px polinomumuz arkadaşlar 3x artı 1 çıktı. Benden p1 istiyor. P1'in değeri de 4'tür. Şurada yerine yazarsak Bursa çıkacaktır. Şimdi 20. soruda yine 19. sorunun farklı versiyonu. Yine bunları aynı şekilde ayrı ayrı yazacağım. İntegral x bölü kök x artı 1 bölü kök x diye düşüneceğim. Peki x bölü kök x demektir. Yani bu birinci kuvvet. Bu da 1 bölü ikinci kuvvetli arkadaşlar. Çıkarırsak birbirinden integral x üssü 1 bölü 2 artı bu da yukarı çıkarsa x üzeri eksi 1 bölü 2'dir. Dx oldu. Üstünü bir arttır. Oluşan sayıya böl. Sonra x üzeri eksi 1 bölü 2'ye yine 1 ekle. Oluşan sayı 1 bölü 2'dir. Artıcı olacaktır.
Yani ne oldu? Şuraya yazalım. 2 bölü 3 çarpı x üssü 3 bölü 2. 2 çarpı x üssü 1 bölü 2 oldu. Artı c. 2 bölü 3 x üssü 3 bölü 2. Yani cevabımız Diyarbakır olmalıdır. 22. soruya geldiğimizde arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta şu olacak. Diferansiyelin yani değişkenlerin farklı olduğu. Yani buna göre hareket etmemiz lazım. Şöyle yapalım. X de t dediğimde yani t'ye göre x sen neyin türevisin diye sorduğumda x t'nin artı c diyebilirim. Bu doğru. Peki u d u üssü bir arttır. Arttırdığın sayıya böl. Buradan u kare bölü 2 artı c olacaktır. Bu da doğru. Peki v bölü y dv. Şimdi burada arkadaşlar bu 1 bölü y çarpan biçimdedir. Ben bu 1 bölü y'yi ayrı düşünürsem v dv'nin integrali v kare bölü 2'dir. Bakıyorum. Doğru. N dm. Şimdi buradaki değişkenimiz m. İçerideki n sayısı. Yani sabit bir sayı gibi davranacak. Yani n çarpı m artı c olmalıydı. O halde cevabımız Diyarbakır yanlıştır. 23. soruda t eşittir x artı 1 denmiş ve fx fonksiyonu da bu şekilde ifade edilmiş. Şimdi ben bu önce şunu yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Fx fonksiyonunun ekstremum noktasının apsisini istemiş. Ne demek bu? Fonksiyonun türevini sıfır yapan değerleri bulun demiş. Şimdi her iki tarafın türevini alıyorum. O zaman f üssü x eşittir. İntegral ve dt gidecek. 2t eksi 1'dir. Peki t gördüğüm yere x artı 1 yazarsam 2 çarpı x artı 1 eksi 1. Buradan 2x artı 1 olacaktır. Bunu sıfır yapan kökü bulacağım. X eşittir. Eksi 1 bölü 2 olacaktır. 24. soru arkadaşlar tam bir çarpanda ayırma sorusu aslında. Şöyle yapalım hemen. X üssü 6. Ben integralleri yazmadan şu içeriği düzenlemek istiyorum. X üssü 6 eksi 1'i x küp eksi 1 çarpı x küp artı 1 diye ayırabilirim. Peki şöyle yapayım. X küp artı 1'i bakın paydayı daha yazıyorum. Ki payı yazıyorum daha. Şöyle yapayım. X küp eksi 1 çarpı burayı da ben x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 diye ayırabilirim. Bölü paydam zaten x kare eksi x artı 1'di. Dikkat edin sadeleşti. O zaman bu integralin içindeki ifade şuna dönüştü. X küp artı 1 çarpı x artı 1 dx oldu. Peki bunu da dağıtırsak integral x küple x çarptım x üssü 4. X küple 1 çarptım x küp artı x artı 1 olacaktır. İntegralini alırsak x üssü 5 bölü 5 artı x üssü 4 bölü 4 artı x kare bölü 2 artı x artı c olacaktır. Şimdi bakarsanız pardon şurası eksiydi arkadaşlar. Şu eksiği şöyle hani bunun ne oldu? X 4 eksi x 4 artı x küp eksi x eksi 1 olacaktı. Yani sadece şu iki işaret eksi olacak arkadaşlar. Bu durumda cevabımız Ceyhan olacaktır. Geldik 25. soruya. Yine bir değişken değiştirme sorusu arkadaşlar. Hemen işleme başlıyorum. X küp eksi 1'e u dersem her iki tarafın türevini alıyorum. 3x kare dx eşittir d olacaktır. Buradan x kare dx gördüğüm yere du bölü 3 yazabilirim. Yani şu x kare ve dx çarpanı gördüğüm şey du bölü 3. Peki bu integral şöyle yazılacak. Şu uydu u küp çarpı du bölü 3 olacaktır. Üstünü bir arttır. Arttırdığına böl. U üstleri 4 bölü 12'den artı c olacaktır. U gördüğünüz yerde x küp eksi 1 yazarsanız cevabımız böylelikle Bursa olacaktır. 26. soruda diferansiyeli 4x artı 1 dx olan fonksiyonu istiyorum. Yani aslında soru şu. Türevi 4x artı 1 olan fonksiyon nedir? Şimdi bunun türevini alırsam bir kere 0 şey 4 olacaktır. Bunun türevini alırsam 4x artı 1 olacaktır ve aldığımız cevap Ceyhan olacaktır. Şimdi geldik 27. soruya.
Gx fonksiyonu bir integral olarak ifade edilmiş. Ben bu integrali, toplam integrali tek bir integralde yazmak istiyorum. O halde şöyle yazabilirim. İntegral fx artı x çarpı f üssü x dx. Bakın, biz burayı bir yerden tanıyoruz. Şimdi sen neyin türevisin diye sorduğumda aslında bu çarpmanın türevi. Bu integralin değeri x fx artı c olacaktır. Bakın bu benim gx fonksiyonu. Şimdi istenen ne? G1 değeri. Hemen x yerine 1 yazıyorum. O zaman ne oldu? G1 eşittir. Bu durumda x yerine 1 yazdım. 1 çarpı f1 artı c olacaktır. Peki ben bu c'yi nasıl bulacağım? Şu iki değerlerini yukarıda yazmak istiyorum. Oradan bulacağım. X yerine 2 yazarsam g2 eşittir. 2 çarpı f2 artı c. Peki g2'nin değeri 3 idi. F2'nin değeri 1'di. 2 çarpı 1 artı C. Böylelikle C'nin 1 olduğunu görüyoruz. Şimdi F1'in değeri eksi 1'di. C'yi de 1 bulmuştum. Toplarsak cevabımız 0 çıkacaktır. 28. soruda bir türevi alınmış bir fonksiyon var. Bizden bu Fx fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatını istiyor arkadaşlar. Hemen her iki tarafın integralini alalım arkadaşlar. İntegralini alırsak f üssü x fx'e dönüşür. Peki 3x kare x kübün türevidir. Eksi 2x x karenin türevidir. Eksi x artı c gibi değer gelecek. Peki biz bu c'yi nasıl bulacağız? Şu bilgiyi kullanacağız. X yerine eksi 1 yazsam cevap 3 oluyormuş. Eksi 1. Eksi 1. Artı 1 artı c. Böylelikle c'nin 4 olduğunu gördük. Peki y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 vermem lazımdı. F0'ın değeri C'dir zaten. C'de zaten 4 bulmuştu. Cevabımız atanıdır. 29. örneğimizde bir belirli integral. Düzenlenmesi gereken bir belirli integralimiz var. Şimdi ben bu 1 bölü x kareyi şöyle yazmak istiyorum. X üssü eksi 2. Eksi. Kök x'i de x üssü 1 bölü 2 olarak yazmak istiyorum. Şimdi bunun integralini alıyorum. Üstünü bir arttırın. X üssü eksi 2 artı 1 bölü. Oluşan sayı eksi 1. Eksi 1'e bölün. Sonra eksi. X üzeri 1 bölü 2'yi 1 arttırın. Oluşan sayı 3 bölü 2'ye bölün. Şimdi bakın daha da düzenlersem. Eksi 1 bölü x. Eksi 2 bölü 3 çarpı x üssü 3 bölü 2 olur. Sınırlar 4'ten 1'e. Önce 1 yazıyorum. Bakın 1 yazarsam eksi 1. Eksi 2 bölü 3 olur. Eksi. Şimdi 4 yazıyorum. Eksi 1 bölü 4. Eksi. 2 bölü 3 çarpı 4 gördüğüm yere 2'nin şey x gördüğüm yere 4 yani 2'nin karesi yazarsam 3 bölü ikinci kuvvet. Şimdi buradaki kuvvetler sadeleşecek. 2'nin kübü 8 olacak. Buradan bakın eksi 5 bölü 3'tür birinci ifade. İkinci ifade 8 kere 2 16. Eksiyi dağıtıyorum. Artı 1 bölü 4 artı 16 bölü 3. Şu ikisi 11 bölü 3 demektir. Artı 1 bölü 4 dersek. Burayı 4 ile burayı 3 ile yapıyorum. 44 3 daha 47 bölü 12 cevabını bulacağız. 30. soruda arkadaşlar yine işte bir değişken değiştirme var. Köklü bir ifade. Köklü bir ifaden kurtulmanın en güzel yolu şudur. Şu içerideki x kare artı 1'e u kare diyelim arkadaşlar. Her iki tarafın türevini alsam 2x dx eşittir. 2u du olur. Diler sadeleşti. Yani x de x gördüğüm yere u d u yazacağım. Üst taraf u d u oldu. Peki kök içine u kare yazarsam u diye çıkar. U'lar da sadeleşti. O zaman bu integral 1 d u oldu. 1 de u'ya göre u'nun türevidir. U artı c'dir. U dediğim şey neydi? Kök içine alırsak x kare artı 1'di. Artı c. Böylece cevabımız Ceyhan olacaktır. 31. soruda hemen bunları dağıtalım arkadaşlar. Hiç böyle düz bir soru çünkü. İntegral. Şimdi ne olacak? 9x üssü 8 gelecek. X kareyi de 9'a dağıttım. Eksi 9x kare. Dx olacak. Üstünü bir arttır. Arttırdığına böl. 9 çarpı x üzeri 9 bölü 9. Eksi 9 çarpı x küp bölü 3. Artı c. Yani x üzeri 9. Eksi 3x küp artı c aradığımız cevap olacaktır. Yani Bursa'dır.
32. soruda yine değişken değiştirme ile ilgili güzel bir soru arkadaşlar. Hemen içerideki ifadeye, yani şu kök x f'in içindeki kök x ifadesine u diyelim. Her tarafın diferansiyelini aldığımda 1 bölü 2 kök x dx eşittir du olacaktır. Böylelikle dx bölü kök x'in 2 tane du olduğunu söyleyebilirim. Yani şu ifade 2 tane du. Bu durumda integral f üssü u çarpı 2 tane du. 2'yi dışarıya aldım. Bu olacaktır. Soruyorum f üssü. Sen neyin türevisin? F'in türevisin. 2 fu artı c'nin türevi olacaktır. Yani cevabımız Ceyhan çıkacaktır. Yine yukarıdaki sorunun bir benzer tarzı olan soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi yine f'in içindeki ifadenin tamamına u demek istiyorum. X kök x. Yani bu x üzeri 3 bölü 2 demektir. Ben buna u diyeceğim. Türevini aldım. 3 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 dx eşittir du oldu. Bu şu demektir. 2 ile çarpıp 3'e bölersem x üzeri 1 bölü 2'de kök x demektir. Kök x dx'in 2 bölü 3 du olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bakın. Dx fonksiyonu şuna döndü. İntegral. Şimdi bir kere dx'ten 2 bölü 3 çarpanım gelecek. Çarpı. Kök x dx dediğim şey zaten du olarak yazılacak şuraya. Çarpı f üssü u oldu. Peki bu durumda bu 2 bölü 3 çarpı fu artı c'ye dönüştü. Peki u dediğim şey x kök x'ti. Demek ki gx fonksiyonum 2 bölü 3 f x kök x artı c olacaktır. Şimdi verilerimizi kullanmaya çalışalım. X'e 1 yazarsam şöyle rengi değiştirelim. G1 demek 2 bölü 3 f1 artı c demektir. Yani buradan c'nin değerinin bu arada g1 eşittir 2f1'di. Şimdi biz bunlara 2k birim dersek arkadaşlar g1 yerine 2k yazdım. Bu durumda f1 yerine k yazacağım. 2k bölü 3 artı c olur. Buradan c'yi şöyle yapalım. 4k bölü 3 bulacağım. Bu cepte. Peki bir de e4 3f8 bağıntısı var. Şimdi hemen x yerine 4 yazıyorum. Bu durumda g4 demek 2 bölü 3 çarpı f. Dikkat. 4 çarpı kök 4 2 yani 8 oldu. Artı c olacaktı. c4k bölü 3'tü zaten. Peki g4 dediğim şey bilmiyoruz ama şöyle diyeyim. Şurada bir bağıntı var. Bu bağıntıyı yine kuralım arkadaşlar. 3'te birleştiği için ben buna 3n'de birleşiyor diyeceğim. Bu durumda g4 yerine 3n yazacağım. f8 yerine n yazacağım. Bu durumda 2 bölü 3n olacak. Artı 4k bölü 3. 2n bölü 3'ü bu tarafa alsam 7n bölü 3 olacak. 4k bölü 3'tür. Bölüşler gitti. Yani 7n eşittir. 4k çıktı. Şimdi bakalım. Benden f1 bölü f8'i istiyorum. Şimdi ben f1'e k demiştim. f8'e de n demiştim. Yani benden k bölü n'i istiyor arkadaşlar. Bu durumda k bölü n 7 bölü 4 çıkacaktır. Geldik 34. soruya. Yalnız sorulara dikkat ederseniz bir zor bir kolay. Yani bir anda Nirvana'ya çıkıyoruz. Çok zor sorular. Ardından bir anda çok kolay sorulara dalabiliyoruz. Şöyle yapalım. Bu klasik basit bir soru. 3x kare x küp integral x küptür. Eksi x kare olacaktır. Sınırlarımız 2'den 3'e. Önce 3 yazıyorum. 27 eksi 9 eksi. 2 yazıyorum. 8 eksi 4. Yani 18'den 4 çıkarırsak cevabımız 14 olacaktır. Şimdi geldik 35. soruya. Bu arkadaşlar bu soru Riemann integrali ile ilgili bir soru. Bizden 2'den 8'e kadar ki bu integralin değerinin hangisi olacağını soruyor. Şimdi biz burada bu soruları çözerken alt integral yani alt dikdörtgensel bölgeler ve üst dikdörtgensel bölgeleri oluşturmaya çalışacağız. Şimdi alt integralleri yani alt dikdörtgenleri maviyle oluşturmak istiyorum. Şimdi dikkat edin 2'den 4'e, 4'den 6'ya, 6'dan 8'e eşit aralıklara bölünmüş. Şöyle yaparsam bir dikdörtgen oluştururum.
Peki bu dikdörtgenin eni de boyu da 2 oldu. Peki bir büyük dikdörtgen daha oluşturursam sağ tarafta. Bu durumda boyu 3, eni 2 olan bir dikdörtgen olur. Ve son olarak alt tarafta şöyle bir dikdörtgen oluşturursam eni 2, boyu 5 olan bir dikdörtgen olur. Bu durumda benim bu integralimin değeri arkadaşlar 2'den 8'e fx dx kesinlikle bu dikdörtgenlerin alanları toplamından büyük olacaktır. Şimdi bu alan 2 kere 2 artı 2 kere 3 artı 2 kere 5 olacaktır. Şimdi üst dikdörtgensel bölgeleri bulacağım. Bunlar rengini değiştirerek yapayım. Şimdi şöyle yapacağız. Üst tarafta bir dikdörtgen oluşturuyorum. Ama bakın, bütün olarak düşünerek yapıyorum bu dikdörtgeni. Bu dikdörtgenin arkadaşlar eni 2, boyu 3 olacaktır. Bir sonraki dikdörtgeni oluşturursam dikkat edin şurası. Yine eni 2, bu kez boyu 5 olacak. Ve yine son anda oluşturacağım dikdörtgen de şurası olacak. Eni 2, boyu 9 olan bir dikdörtgen. O zaman benim bu integralim kesinlikle üst tarafta oluşturduğum bu dikdörtgenlerin alanları toplamından küçük olacaktır. 2 çarpı 3 artı 2 çarpı 5 artı 2 çarpı 9'dan da küçük olmalıdır. O zaman alt sınırımı yakaladım. 4, 10, 20. Demek ki bu integral 20'den büyük bir integralmiş. Ve bu toplarsam 6, 16, 18 daha 34'ten de küçük olmalıdır. O zaman hangisi olmayacakmış? Edirne olmayacakmış diyebiliriz. Yine arkadaşlar 36'ın soruda bir değişken değiştirme söz konusu. Şimdi içerideki ifadeye x kareye u diyelim. Türevini aldık. 2x dx eşittir du oldu. Şimdi burada ben olayı farklı bir şekilde çözeceğim. Sınırları değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi bunlar x değerleriydi. Alt ve üst sınırlar. X'e bağlı değerlerdi. O zaman x'in 1 olduğu durumda u kaç olacaktır? Yine 1. X'in 2 olduğu durumda da u eşittir 4 olacaktır. O zaman bu integral artık yine oluşturduğum integral 1'den 4'e geçecektir. Peki x dx gördüğüm yere du bölü 2 yazacağım. Du bölü 2 gelecek. F üssü x kare yerine u yazmıştım zaten. Peki bu integral f u bölü 2'nin integralidir. 1'den 4'e. 4 yazıyorum. F 4 bölü 2 eksi. 1 yazıyorum. F 1 bölü 2. Bunun cevabı 5'miş. Hemen 2 ile genişletiyorum. F 4 ile F 1'in farkının 10 olduğunu gördük. Bir bilgi daha verilmiş. 3 F 4 ile 2 F 1'in farkı da 4'tü. Ben şöyle bir şey yapayım. Bizden F1 ile F4'un toplamını istemiş. Yok edebiliriz arkadaşlar isterseniz. Şöyle yapalım. Yukarıyı eksi 2 ile çarpıp taraflara toplayayım. Buradan F4'ün değeri eksi 16 olacaktır. Yaparsak. Eksi 16 ise F1'in değeri de eksi 10 olacaktır. Bakalım bir daha şuraya yazalım da. F4'ün değeri eksi 16 idi. Artı 10 olması için özür dilerim. Eksi 26 olacak. Buradan bu ikisini toplarsak cevabımız Adana çıkmalı. 37. soruda arkadaşlar yine bir integral grafiği verilmiş. Ve integralini yorumlamamızı istemişler. Şimdi ben bu benden istenen şeyi birazcık değiştirmek istiyorum. Şu 2x'e u diyelim. Bu durumda 2 dx eşittir du olacaktır. Yani dx gördüğüm yere du bölü 2 yazacağım. Peki yazıyorum integral. Öncelikle x ve x'in alt ve üst sınırlarını bir değiştirelim. X'e eksi 1 yazarsam şurada u'nun eksi 2 olduğunu görürüm. 2 yazarsak 4 olduğunu göreceksiniz. Peki bu durumda f üssü u çarpı dx yerine du bölü 2 yazdım. Peki bu neyin türevidir diye sorduğumuzda f u bölü 2'nin türevidir. Sınırlar eksi 2'den 4'e. Önce 4 yazdım. F 4 bölü 2. Eksi 2 yazdım.
f eksi 2 bölü 2 olacaktır. F4'ün değerinin 3'e gittiğini görüyoruz. 3 bölü 2. F eksi 2'nin de 0 olduğunu biliyoruz. O zaman cevabımız 3 bölü 2 çıkacaktır. 38. sorumuzda şöyle geçişme özelliğinin kullanıldığı bir soru arkadaşlar. Şimdi bu soruları çözümlemenin en güzel yolu şu. Sayı doğrusunda şunu belirleyin hemen. Görebileceğiniz en küçük sınır eksi 1'di. Sonra 1'e gitmiş. Sonra 2'ye gitmiş ve 3'e kadar ilerlemiş. Şimdi 1'den 2'ye x kare eksi 2 ise a demiş. Yani şu kısım a. Peki burada arkadaşlar b'de bir düzenleme yapacağım ben. Sınırları yer değiştirdiğinde başa eksi alıyordu arkadaşlar. O zaman ben bunu integral eksi 1'den 1'e içeriği ters çevirsem olur. O zaman eksi 1'den 1'e x kare eksi x dx aslında b olacaktır. Peki 3'ten 2'ye demiş. Yine sınırları değiştirdiğimde arkadaşlar 2'den 3'e başına bir eksi alıyordu. Bu eksi de aslında diğer tarafa alırsak bütün hepsinin için aynı olmasını sağlamaya çalıştım arkadaşlar. Dikkat edin. O zaman 2'den 3'e integralin değeri eksi c olacaktır. Bunları topladığımızda a artı b eksi c aradığımız cevap olacaktır. 39. sorumuzda arkadaşlar parçalı fonksiyonun integrali istenmiş bizden. Şimdi 0'dan 4'e kritik noktamız 1. Şimdi 1 olduğu için arkadaşlar biz 1'e kadar bunu ayrı ayrı yazmalıyız. Şöyle yazacağız. İntegral 0'dan 1'e. 0'dan 1'e ilerken fonksiyonun kök x dx. Artı 1'den 4'e giderken x eksi 1 dx olacaktır. Peki bunun integrallerini alalım. X üssü 1 bölü 2 idi. X üssü 1 bölü 2'yi 1 arttır. Oluşan sayıya böl. Artı. Şöyle yapalım önce artı demeden önce. Bu durumda sınırları bunun 0'dan 1 olacaktır. 0'dan 1 olacaktır. Artı. Bunun integrali x kare bölü 2 eksi x 1'den 4'e gidecektir. Şimdi artık teker teker sınırları yerine yazalım. Burada 1 yazsak yeterli arkadaşlar. O zaman üst taraf 1 olacaktır. 1 bölü 3 bölü 2 olacaktır. Yani 2 bölü 3 çıkacaktır onun cevabı. 0 yazırsam 0 çünkü. Bu 1. İkinci yapıyorum. 4 yazıyorum. 16 bölü 2 eksi 4. Eksi. 1 yazdım. 1 bölü 2 eksi 1. Buradan 8, 4 kaldı. Eksi 1 bölü 2 artı 1 olur. Yani 5 eksi 1 bölü 2'den 9 bölü 2 gelir. Şimdi bizden 9 bölü 2 ile 2 bölü 3'ün toplamını istiyor. Burayı 3 ile, burayı 2 ile yaparsam 31 bölü 6 olacaktır. Yine mutlak değer fonksiyonun integrali sorulmuş. Bizim için arkadaşlar mutlak değerin için sıfırlayan değer kritik noktaydı. X eşittir 1 kritik noktadır. Şimdi biz bu integrali kritik noktaya göre açacağız. 0'dan 1'e. 1'den küçük yerlerde bu fonksiyon eksi açılır. 1 eksi x dx'tir. Artı 1'den 3'e kadar fonksiyon pozitif açılacak. X eksi 1 dx olacaktır. Peki bu integrali alırsak x eksi x kare bölü 2 olacaktır. 0'dan 1'e artı x kare bölü 2 eksi x sınırlar 1'den 3 olacaktır. Şimdi birinci integral gayet basit. Çünkü 1 yazarsanız 1 eksi 1 bölü 2 olur. Yani 1 bölü 2 çıkar. İkincisinde 3 yazdım. 9 bölü 2 eksi 3 eksi. Şimdi 1 yazdım. 1 bölü 2 eksi 1 oldu. Şunu dağıtırsam 9 bölü 2 eksi 3 eksi 1 bölü 2 artı 1 olur. Yani 9 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çıkarırsam 4 olacak. Eksi 3 artı 1 2 birim çıkacaktır buradan. Peki ilki zaten 1 bölü 2 idi. O zaman 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsam cevabımız 5 bölü 2 çıkacaktır. Şimdi grafiksel sorularda arkadaşlar yorum tarzınız şu şekilde olmalı. Size alanlar verilmişse eğer integralin değerini alıyorsunuz arkadaşlar x eksenin altındaysa eksi alan diye düşüneceksiniz. Mutlak değer vermişse hepsini artıya çevireceksiniz. Şimdi bu durumda a'dan c'ye integral direkt sorduğu için arkadaşlar bu ifade a1 eksi a2 olacaktır.
Peki mutlak değer sorduğu için bunu yukarı çıkardım. Pozitif yaptım yani. A1 artı A2'yi sordum. Benden A1 istiyor. Taraf tarafı toplarsam iki tane A1'in 6 olduğunu, böylelikle A1'in 3 birim kare olduğunu söyleyebilirim. 42. soruda x küp artı 2 fonksiyonunun grafiği ve x eşittir 2 doğrusu ile eksenler arasında kalan sınırlı bölgenin alanını istiyor benden. Şimdi bu sorularda arkadaşlar grafik çizebilmeniz gerekiyor. Şimdi ben x küp artı yani daha doğrusu y eşittir x küpün grafiğinin şurada çizeyim hemen. Şu olduğunu biliyorum. Şöyle bir grafik olduğunu biliyorum. 2 birim yukarı çıkarırsam o zaman bu fonksiyon şöyle bir grafiğe sahip olacaktır. Şimdi x eşittir 2 doğrusu şuydu. Bakın bu eğri x eşittir 2 doğrusu ve eksenler arasında kalan bölge. Benden burayı istiyor. Şimdi ben bu alanı bulmaya çalışacağım. Bu integral 0'dan 2'ye giderken x küp artı 2 dx'tir. Şimdi bunun integralini alırsak x üssü 4 bölü 4 artı 2 x olacaktır. 0'dan 2'ye. 2 yazıyorum. 16 bölü 4 artı 4 olacak. 0 yazarsam 0 zaten. Buradan 8 birim karelik bir alan sahipmiş. 43. soruda arkadaşlar integrallere bakarsanız sınırları aynı. İçindekiler neredeyse aynı. A eksi b istiyor bizden. Şimdi ben bunların sınırlarının aynı olduğunu biliyorsam ve a eksi b istiyorsam bunları tek integralde yazmak istiyorum o zaman. Birden 2'ye giderken. O zaman şunu açıyorum hemen. A'yı önce yazıyorum. X üzeri 5 eksi 1'in karesi. Eksi. B'yi yazıyorum. X üzeri 5 artı 1'in karesi. Şöyle yapalım. Dx. Şimdi bunları açalım teker teker. Şöyle yapalım. X üssü 10 eksi 2x üssü 5 artı 1 eksi. Yine x üzeri 10 artı 2x üzeri 5 artı 1 olacaktır. Şunu dağıtırsam x üssü 10'lar gitti. 1'ler gitti. Eksi 4 tane x üssü 5 kaldı geriye. Yani bu integral 1'den 2'ye eksi 4 tane x üssü 5 olacaktır. Peki bunun integralini alalım hemen. Eksi 4 çarpı x üssü 6 bölü 6'dır. 1'den 2'ye. Sadeleştirirsem eksi 2 bölü 3 ortak parantezine aldım. Önce 2 yazıyorum. 2'nin 6. kuvveti eksi 1 yazıyorum. 1'in 6. kuvveti. Yani eksi 2 bölü 3 çarpı 63. Sadeleştirirsem 21 çarpı eksi 2'den eksi 42 çıkacaktır. Şimdi 44. soruda arkadaşlar bir parabol vermiş ama biz bu parabolün x eksenini kesip kesmediğini bilmiyoruz. Hemen onu test edelim. Ona göre hemen çözüm yapabileceğiz. Delta'ya bakıyorum. B kare eksi 4 ac'ydi. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı 2. Bakıyorum eksi 20 çıkıyor. Delta sıfırdan küçükse bu x eksenini kesmez. X eksenini kesseydi arkadaşlar farklı yorumlar yapacaktım. O zaman temsili bir çizimle bu parabol şöyle bir paraboldür. Kollar yukarıda oldu zaten. X eşittir 1 ve x eşittir 3 doğrularıyla sınırlı bölgenin alanını istiyor benden. Yani benden burayı istiyor. Hemen bu integrali yazalım. 1'den 3'e giderken fonksiyonu olduğu gibi yazıyorum. 3x kare eksi 2x artı 2 dx olacaktır. Bunun integrali x küp eksi x kare artı 2x'tir. 1'den 3'e. 3 yazıyorum. 27 eksi 9 artı 6'dır. 1 yazıyorum. 1 eksi 1 artı 2'dir. Burası 24 olur. Eksi 2'den cevabımız 22 birim kare çıkacaktır. Şimdi 45. soruda arkadaşlar yani yorum sorusu teker teker açmanız gerekiyor hepsini. Ben direkt yanlışlıktan gitmek istiyorum. Yani neden yanlış olduğunu size göstereyim. Şimdi E şıkkının yanlış olduğunu söylemişler. Şimdi ne olacak bakalım. Üstteki fonksiyon bizim için fx fonksiyonuydu. Alttaki fonksiyon gx fonksiyonuydu. Şimdi C'den D'ye dememiş. D'den C'ye demiş. Şimdi normalde ben bu A3'ü şöyle buluyordum arkadaşlar. İntegral C'den D'ye fx eksi gx diye yazıyordum. Bakın. İçini doğru yazmış. Sonucu A3 olarak. A3 bölgesi zaten 4 birim kare. Şimdi ben bunun 4 olduğunu biliyorum. Halbuki E şıkkında verilen şeyin eksi 4 olması lazım. Bu durumda cevabımız Edirne kesinlikle yanlış olacaktır.